sevgili izleyiciler, şimdiki zaman siyasette salı buluşmamızda ikinci bölümü başladık. Biraz sonra Erol Mütercimler geliyor. Ekrana gelecek Skype bağlantısıyla. Koronavirüsü. Herkes eli burnunda geziyor. Biliyorsunuz herkes sokakta korkuyor birbirinden. Hatta böyle hapşuran oldu mu herkes tedirgin bir şekilde bakıyor. Acaba korona mı diye. Ama acaba bu koronavirüsü anlatıldığı gibi bütün dünyayı tehdit eden bir salgın mı? Yoksa Çin'e yönelik bir algı mı yürüyor? Acaba bu abartıldığı kadar değil mi? Yoksa bir sosyal medya yalanı mı? Palavrası mı? Yani büyütülmesi bu kadar. Virüs mutlaka vardı ama bu kadar büyütülmesi, bu kadar insanlığı tehdit ediyor deniyor. Her gün bir başka haber ortalığa dökülüyor ve hepimiz tedirginiz. Dünya Sağlık Örgütü niye harekete geçmedi? Bütün bunları Türkiye'nin en iyi, hani kendi namı başka ama herkesin yakıştırdığı bir şey var. Komplo teorisyenli deyince Erol Mütercimler de adıyla maruf komplo teorileri diye kitabı var. Onun için Erol Mütercimler birkaç dakika sonra, bir 10-15 dakika sonra Erol Mütercimler Skype'la bize bağlanacak ve bu koronavirüsünü konuşacak ama ona bir iki sorum daha var. Kızılay'ı da soracağım, depremi de soracağım sevgili Erol Mütercimlere. Şimdi dönelim tekrar buraya. Saymaz, bitirdin mi sen? Elfin'e geçeceğim. Tamam. Ben şimdi çok hızlıca şunlardan bahsetmek istiyorum. Vergiyle ilgili de hemen birkaç bir şey söylemeden önce. Şimdi tabii ki 99 depreminden çıkarılan dersler var. Şimdi artık orada yaşayan Elazığ ve Malatyalı depremden etkilenmiş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek zamanı. Yani şu zaman, en azından o zaman. Hava soğuk ve benim de Elazığ Palu'dan konuştuğum arkadaşlarım var. Onların da en önemli mesele barınma diyorlar. Çünkü hemen hemen birçok evde irili ufaklı hasar var diyorlar. Yani duvarda çatlak var vesaire. Dolayısıyla bu barınma meselesi çok önemli. Bu manada 99 depreminde özellikle Gürkan Bey giden yardımların dağıtımı, o bölgede koordinasyonu, çünkü nasıl oluyor biliyor musunuz? Birden yığılıyor yardımlar. Orada bir karışıklık, koordinasyon sorunu oluyor. Sonra zaman içerisinde işte az evvel İsmail Saymaz'ın dediği gibi, yani insanlar orada yaşamaya devam ediyor. 99 depremini hatırlayın, prefabrikleri. Yani insanlar orada yıllarca yaşadı. Dolayısıyla bunun sürekliliği çok önemli bakın. Yardımın sürekliliği ve zamana yayılması çok önemli. Şimdi bu manada öncelikle bir hakkı teslim etmek lazım. Elazığ'ın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gürsel Erol bu manada hakikaten, yani tek başına orada biliyorsunuz bakanlar sahadaydı, yani AKP'de neredeyse milletvekili, Elazığ milletvekilinden ziyade biz bakan gördük. O seviyede oradaydı. Gürsel Bey de, yani Gürsel Erol da orada adeta böyle bir tek başına kabine gibi bütün o bölgedeki koordinasyonu, yani nedir? Belediyeler oraya hizmet gönderiyorlar. Onların halka ulaşması, doğru yerlere gitmesi. Bu manada ben de hani bazen tedirgin oluyorum. Vatandaşlarda da zamanla oluyor. Yaptığımız hizmetler doğru yere ulaşacak mı? Doğru adrese gidecek mi diye. Bu koordinasyon meselesi çok önemli. Elbette ki ev sahibi milletvekili olarak bunu orada tüm gücüyle sahipleniyor Gürsel Bey. Ama bunun çok üzerinde de orada bir koordinasyon gerek. Yani buradan oraya aktarılan yardımların dağıtımı meselesi yine çok çok önemli bir meseledir. Bu noktada da AFAD'ın listesini de takip etmek lazım. Yani ihtiyaç listesi çok önemli. Bunları neye dayanarak söylüyorum? 99 depreminde tecrübe edenlerin, yani işte eşimin anlattıklarına ve bunlara dayanarak söylüyorum. Şimdi az evvel İsmail Saymaz çok önemli bilgiler verdi Denizli ile ilgili. Gerçekten bu çok önemli bir mesele. Yani yapılan yardımlar nerelere aktarılıyor, nereler için kaygılanıyoruz. Bir şey söyleyebilirim. Sana bir ekleme yapayım. Bana bir mesajı söyleyecektim. O aradan çıktı. 30 Aralık pazartesi gecesi. Bak 30 Aralık, yılbaşından bir gün önce. Kızılay yardım istemiş benden. İdlib'deki kara bulutları iyiliğin gücüyle dağıldı. 30 Aralık akşamı kardeşim. Yani o gün bile topladığı parayla İdlib aktarıyor. Yani ben bilsem ki Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtacı yok, fakiri yok, fukarası yok, depremzedesi yok, selzedesi yok. Vallahi helal olsun. Ama var. Acı payamlı kışa gidecek sobası yok. Sen neyin süksesini yapıyorsun? İşte onun için İsmail Bey, yani şey lazım, bilinç lazım. Öyle değil mi? Bilinç. Yani bilinç nasıl, kafa nasıl? Ümmetçiyse eğer
O zaman sürekli böyle işte şeye yardım yapalım. Ya senin ülken de daha yoksulluğun önüne geçilememiş. Yani asgari ücret alan yoksulluk sınırında yaşıyor aileler. Sen nereye yani önce kendi yaranı kapat. Önce kapının önünü süpür. Ama bilinç o kafa. Kafa başka şeylerde olunca maalesef böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu deprem vergileriyle ilgili Gürkan Bey. Vergilere gel. Gürkan Bey bakın. Aslında 2003 yılında iki bakanın söylediğini söylüyorum. 2003 yılında UNAK'tan diyor ki millete aldatmanın alemi yok. Vergiyi getirirken bir gerekçe aranmış. Ona da deprem vergisi denmiş diyor. Tamam. 2011 yılında da Mehmet Şimşek diyor ki 74 milyonun ihtiyacını karşıladık biz bu vergilerle. Yani sağlık, eğitim, duble yol gibi işler yaptık ne diyor. Bakın iki bakan iki dönemde bunu söylemiş. Yani bizim hiçbir şey söylememize gerek yok. Yani özel iletişimden toparlanan 2019'a kadar 67.6 milyar TL bütçe açığı kapanmış. Bunu söyleyen UNAK'tan. Biz bütçeye bunu aktardık diyor. Yani siz bunu yaparsanız bakın şimdi bazen çıkıyor birileri bu çok acı bir şey. Bakın depremin Sayın Kılıçdaroğlu'nu siz bu dönemde hiç ön planda gördünüz mü? Yok. Hiç. Neden? Ne diyor sürekli? Ya siyasete kullanmayın şunu. Yani siyasetin zamanı değil diyor. Öyle değil mi? Çok doğru. Siyasetin zamanı değil. Fakat çıkıyor eski AKP milletvekilinin biri. 1999 depreminde devlet çökmüştü diyor. 1999 depremiyle kıyaslıyor. Yani Allah hiç kimseyi felaketleri kıyaslayacak kadar şaşırtmasın. Şimdi önce bir bunu söyleyeyim. Bu şaşırmışlıktır. Ama eğer ki böyle bir büyük felaketi kıyaslıyorsanız 99'u da Allah bir daha hiçbirimize yaşatmasın. Tabii. O bir kıyametti yani. Siz neyle neyi kıyaslıyorsunuz? O felaketin içinden bakın deprem vergilerine bağlayacağım. Resmi rakamlara göre 99'da 18.373 kişi ölmüştü Gürkan Bey. Yani o dönemdeki zararlı bina sayısı 365 bin. Yani bir ülke gibi düşünün. Yani ölen insan, hasarlı bina, korkunç bir dramdı o. Onu toparlamak, onun ekonomiye bakın depremin, DPT'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın o dönemde yaptığı o depremin maliyetini 15 ile 19 milyar dolar olarak açıklıyor. Acayip bir şey öyle değil mi? Şimdi bu bir kere asla kıyaslanmaz. Ama 1.99'a daha hazırlıklı olmalıyız Gürkan Bey. Dolayısıyla bu deprem vergilerinin acilen deprem için harcanması lazım. Yani burada değerli bilim insanları ekranlarda bas bas bağırıyor öyle değil mi? Yani deprem geliyor bakın Manisa bugün yine sallandı. Evet, İzmir sallandı. İzmir sallandı evet bizim bütün aile bugün çok tedirgin İstanbul olmuş sallandı. Yani bugün çok geçmiş olsun. Birkaç ay önce İstanbul. Eylül ayında İstanbul sallandı. Tabii İstanbul sallandı evet. Doğru İstanbul'u konuşmak bile tüyler ürpertiyor. Yani o körfezi yaşayanlar bilir onu nasıl evet. Bir dram olduğunu. Evet. Üstesinden gelemezsiniz. Dolayısıyla bu depremin evet bütçenin ihtiyacı olabilir bakın yani ülke ekonomisi ortada. Bu kimi vatandaş çıkarına olan hizmetler için de olabilir ama az evvel İsmail Saymaz'ın söylediği yani sen İdlib'e yardım götüreceğim bilmem nereye yardım götüreceğim diye öncelikli olarak Türkiye'de senin vatandaşın depreme yönelik hazırlığından alıkoyamazsın men edemezsin. Peki Barış. Mütercimleri daha fazla bekletmeyeceğim ama sen bir benim şu bir deprem vergisiyle sonra. İlgili bir şey söyleyecektin. Sen herhalde bununla ilgili şey mi verdin? Soru önergesi mi vermiştin milletvekiliyken? Yoksa şöyle, Kızılay'la ilgili mi vermiştin? Gürkan hepsiyle ilgili verdik. Kızılay'la ilgili de verdim. Şimdi deprem vergisi biliyorsun şu ana kadar 65 milyar TL toplandı. 99'da sadece bir yıl alınacak denmişti. Sonradan gelen hükümet tam 18 yıldır bu deprem vergilerini topluyor ve 65 milyar TL'ye ulaştı bu para. Geçen gün Sabah gazetesinin bir yazarı sanırım artık komedi yazıyor. Efendim bunlarla TOKİ ev yaptı diyor. Bakıyorsun TOKİ'nin yaptığı evin sayısı 80 bin ki bunlar da zaten parayla satıldı. Deprem vergisiyle falan yapılmadı. Ayrıca hadi diyelim ki deprem için yaptınız bunları. 80 bin ev 65 milyar TL mi tutuyor? Aklımızda dalga mı geçiyorsun? O bir rezalet. Öbür rezalet ne? Özel iletişim vergisi. Ya bu telefon şirketleri ne iş yapar arkadaş? Kaç para toplamışlar biliyor musun Gürkan? 70 milyar. Kim?
Cep telefonu firmaları. Firmaları, GSM operatörü. Evet, ne için toplamışlar? Deprem olduğunda cep telefonları rahat çalışsın diye. Cuma gecesi. Kaç para toplamışlar Barış, bir daha söyle. 70 milyar lira para toplamışlar. 65 milyar TL. Özel iletişim vergisi toplanmış. Bu sırf deprem. Bu telefonlar olan, rahat çalışsın diye. Evet. Olağanüstü koşullarda evet. Çalışsın diye. Nedir? Ya koyacağım bir tane roledir, baz istasyonudur. O rolelerle, o baz istasyonlarıyla telefon trafiği arttığında o istasyonlar telefonların rahat çalışmasını sağlayacak. Elazığ'da çalıştı mı kardeşim? Çalışmadı. Elazığ'ın Çevrimtaş köyüne cuma gecesi ulaşabilen oldu mu telefonla? Ulaşamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı dedi ki cep telefonlarını kullanmayın. WhatsApp üzerinden konuşun, internet üzerinden konuşun. Peki kardeşim bu vergileri niye alıyorsunuz o zaman? Ben de bunu sorunca efendim siyaset yapıyorsunuz. Evet siyaset yapıyorum. Çünkü senin halkı ölüme mahkum eden siyasetini anlatıyorum ben. Şimdi gelelim Kızılay'a, arkadaşlarımızdan rica edeyim. Türk halkının o yüce gönüllülüğünü nasıl çarçur ettiler, nasıl perişan ettiler? Bir fotoğraf yolladım. Onu bir arkadaşlarımız gösterebilir mi? Bir oyuncak ayı fotoğrafı. Oyuncak ayı mı? Heh, evet. Oyuncak ayıyı verir misin dersin? Şimdi bakın, bu fotoğrafları bugün Kartal Belediyesi'nin sitesinden aldım Gürkan. Gösterebildi mi? Bak. Evet. Şimdi hatırlasın herkes, bizi izleyen tüm izleyicilerimiz hatırlar. Burada? Anlatacağım. Küçükken, ilkokuldayken hepimiz Kızılay'ın o sarı zarflarının içine harçlığımızdan para koyardık değil mi? Evet, evet. Hepimiz. Tabii. Niye? Bir deprem olursa, bir afet olursa aman yurttaşlarımız sahipsiz kalmasın. Bak bugün Kartal Belediyesi bir yardım kampanyası başlatıyor. Daha doğrusu cumartesi günü. Bir küçük öğrenci de bu yardım kampanyasında ismi Zeynep Tuğba Dönmez ayısını gönderiyor. Oyuncak ayısını ve şunu yazıyor, yürek paralayan bir yazı yazıyor, mektup yazıyor. Bunu sana veriyorum. Ben bununla uyuyordum. Korktuğun veya uyuyamadığın zaman buna sarılıyordum. Sen de korktuğun ve uyuyamadığın zaman buna sarıl, uykun gelir, Allah rahatlık versin diyor. Şimdi bu, Zeynep Tuğba Dönmez. Bunun gibi onlarca canım mektup ya, var. Minicik Kartal. Yavrumuz, minicik kardeşimiz. Evet. Kendi ayısını, birlikte uyuduğu ayısını, ayısını korktuğumda sarılıyordum buna evet, diyor. Evet, Elazığlı bir deprem çocuğa dedelere gönderiyor. Kartal Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikle bunun İnanılır gibi onlarca. Şimdi bak, nereden nereye geldik? Küçücük bir çocuğun dayanışma duygusunu ve bu toplumun dayanışma duygusunu, bu toplumun yardımseverlik duygusunu yok etti Kızılay. Ya o gece, cuma gecesi insanlar enkaz altında can derdindeyken Kızılay Başkanı hesaplara 10 TL yollayın diye tweet attı. Kimdir bu Kızılay Başkanı? İzleyicilerimiz lütfen şimdi kulaklarını dört açıp dinlesinler. Kızılay'ın nasıl çarçur edildiğini. Ya bu Kızılay Başkanı... Barış peki bir dakika. Sen bu kadar hararetli girdiğine göre çok önemli şeyler söyleyeceksin. Söyleyeceğim tabii ki. Ama bir dakika, bir de mütercimler var. Bir de ben varım. Bir de sen... bir de İsmail var tabii. Ben bir söyleyeyim mi? Ben sadece kısaysa söyle, kısa değilse şimdi Erol Bey'e dönüyorum. Paraları, öyle bir durum var ki. Deprem, Barış unutma döneceğiz sana. Deprem paraları nereye gitti diye sormak suç, şuraya gitti demek serbest. Bunu ne demek ya istiyorum? Nasıl, ne demek o şöyle, deprem paraları nereye gitti diyen kim? Soran kim? Muhalifler. Evet. Bu soruyu sormak ihanet kapsamına giriyor. Bu soru zina sorulamaz. Ama bu soru AKP dönemindeki depremler için sorulamaz. Pekala Ecevit dönemindeki depremler için sorulabilir. Orada bir sıkıntı yok. O zaman devlet çökmüş. Bu soruyu sormak suç. Ama bu soruya Sabah gazetesine cevap vermek serbest. Nasıl yapıyorlar mesela? Şöyle yaptılar. Dilek Güngör, ya. Dilek Güngör. Kim? Sabah gazetesi ekonomi yazarı Dilek Güngör hanımefendi bir cevap verdi. Dedi ki kardeşim ne ileri geri konuşuyorsunuz? Bugüne kadar 2003 ila 2020 arasında bütün daha doğrusu 2000 ila 2020 arasında toplam 65 milyar özel iletişim vergisi elde edildi. Artık vatandaşlar karıştırmasın. Bunlar deprem vergisi değil. Bunlar da özel iletişim vergisi. Cep telefonundan şuradan buradan alınıyor. TRT'den falan. Televizyondan falan. 65 milyar. Ama diyor bu aynı dönemde 2003 ila 2020 arasında TOKİ toplamda 80 bin depremzeler yararına bina yaptı. 80 bin. Dolayısıyla bu buraya gitti, bir de fazladan verdik demek istiyor herhalde. 65 milyar geldi, 80 bin konut da bu yolla yapıldı. 80 bin konuta ne kadar harcamış biliyor musun? 110 milyar lira. Yani 65 milyar almışlar, 80 bin konut yapmışlar. 65'in üzerine bir de 50 daha koymuşlar. Hatta 55. Cepten çıktı demek istiyor. Peki.
Çok basit hesapla yani yapıyoruz. Yani depremzedeye bir konutu İsmail'in evet. anlattığına göre 1 milyon liraya yapmışlar. 1 milyon 300 bin liraya diyor bir konut. Ya bu hesaba göre TOKİ konutlar depremzede... kaç metrekarelik? Ya yok öyle yok, bir şey ya. 80 bin yok, konut diyor hayır, yani. Hayır. Yani öyle olsa abi zaten bile, bu konutların bir kısmı vergiden önce yapılmış zaten. Yani bir kısmını Irak'ta Saddam binaları vardır İzmit'te. Bir kısmını o yapmış, bir kısmını bu yapmış. Bunların hepsini TOKİ binası yapıyor. Ve de vergiden önce yapılmış binaları da katıyor. Hepsini katıyor 80 bin oluyor. Bunlara 110 bin maliyet çıkarıyor. Buna böldüğümüzde 1.3 milyar yapıyor ev. Ya Boğaz'dan mı ev yaptın? 1.3 milyon doğru. Boğaz'dan mı ev yaptın kardeşim? Yalı mı yaptın buraya? Ne yaptın bu depremzedeye? Şimdi arada da diyor ki otoyol yapıldı. Belli ki deprem vergisi adı altında toplanan paralar genel bütçeye aktarıldı. Genel bütçede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sükse dediği projeler aktarıldı. Buna yol diyebilirsiniz, buna efendim çeşme diyebilirsiniz. Ama bugün bu açıklamaya Yeni Çağ Gazetesi'nde sevgili arkadaşım Selcan Taşçı çok güzel bir yazı yazarak cevap verdi. İzninle Selcan Taşçı'nın ölüler ne yapamaz diye bir yazısı var. Burada Selcan Taşçı çok harikulade bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Selcan'ın yazısını bulmaya çalışıyorum. Pardon. Selcan Taşçı takip ediyor musun Selcan Taşçı'yı? Ediyorum da sen buluyorsun şimdi. İstediği kadar konforlu olsun. Duble yollarınızda seyahat edemez ölüler. Tünellerden, kanallardan geçemezler. Havalimanlarınızı kullanamazlar. Hızlı trenlerinize binemezler. Evet. Millet bahçenizde yürüyüşe gidemezler. Ve kütüphanelerinizde bedava çay içip kek yiyemezler. Oy kullanamaz ölüler. Şimdi bunun üstüne söylenecek pek bir cümle yok. Doğru. Evet. Sevgili izleyiciler konuşacağız ama evet. ama mütercimler bekliyor. Erol Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, bu saate kadar sizi beklettik. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Şimdi, estağfurullah. Koronavirüsünü konuşacağız ama öncesinde bu depremle ilgili söyleyeceğiniz şeyler olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle Kızılay'ın o apar topar daha depremin sarsıntısı sürerken insanların cep telefonuna mesaj atıp para istemesini Erol mütercimler nasıl değerlendirir acaba? Önce oradan başlayalım, sonra koronavirüsüne geleceğiz. Çok çok açık, çok net. Para gönderin cebime atayım. Bu kadar basit. Bak başka bir şey yok. Doğru. Şimdi Kızılay böyle günler için var. Demin orada İsmail Saymaz'da, salonda da söylediniz, yayında da. Kızılay adı üstünde Türkiye için var. Önce bütün daha... Türk halkının gönderdiği paralar işte orada bir muhasebe çıkartıyorsunuz ki söylenenin hepsi doğru. Kızılay onları kullanmak zorunda. Ama belli ki bütün o bütçe bitirilmiş. Neden dolayı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte meydanlarda kan verme araçları var Kızılay'ın. O kanlar ne için toplanıyor herkes biliyor. Ben her zaman söylüyorum. Gördüğümüz ve yaşadığımız her şey herkesin bildiği büyük sır. Ve hepimiz görmezden, duymazdan geliyoruz. Bakınız şöyle bir şey anımsatayım hep bütün herkese. 16. yüzyılda çok ünlü strateji dehası, işte bütün herkesin o ünlü Machiavel var ya, Prens'in de yazarı. Herkes onun başka bir lafını bilir de başka bir şey söylüyor. Diyor ki, o dönem 16. yüzyılın prensliklerini anlatırken, diyor ki bu prensliklerde yaşayan halk, ya prensin ve iktidar sahiplerini yalnızca kendi görüşlerini taşıyor, kendi çıkarlarına hizmet ediyor diye. Onun ülkeye ihanetini, işte yolsuzluklarını gibi bütün bu olumsuzlukları diyor. Görmezden geliyorsa o halk bir gün erdemini kaybeder, erdemini kaybeden halk ülkesini kaybeder. Evet. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl. Kime söylüyor bunu? Prenslere. Şimdi dolayısıyla oturup bütün bunların hepsinden bir ders almak gerekiyor. Demin İsmail Sami cümlesini bitirirken Selda Taşçı'nın o Selcan yazısından alıntı yaptı. Dedi ki ölüler oy kullanamaz. Yanılıyorsun sevgili İsmail. Türkiye'de ölüler oy kullanır ve çok kullandılar. Çok kullandılar evet, kardeşim çok kullandılar. Evet. Tam yanılıyorsunuz orada. Şimdi bu depremin bak orada... Konuşulurken herkesin göz ardı ettiği çok önemli 3 tane tesis var. Keban Barajı nerede arkadaşlar? Hangi şehirde? Elazığ'da. Elazığ. Kalecik Barajı nerede? O da Elazığ'da. Cip Barajı nerede? Galiba o da Elazığ'da. Cipne, bravo. Peki arkadaşlar hiç bunlar konuşuluyor mu ya? Bu depremde ne oldu buralar? Ne oldu? Ne oldu Erol Bey?
Kimse gidip baktı mı? Herhangi bir uzman gitti mi? Ne bileyim ne olduğunu. Ben size yalnızca soruyu soruyorum. Doğru. Ağzımıza bile alıyor muyuz? Doğru. Kırıldı mı? Çatladı kardeşim, mı? Kardeşim ağzımıza bile alıyor muyuz? Evet. Doğru. Ne oldu bunlar? Doğru. Hiç bakıldı mı? Edildi mi? Onun için hani bu depremin bu yanına bakacağız. Öte yandan verilen izinler İstanbul depremi olacak. Marmara depremi İstanbul. Toplanma alanlarına neler yapıldı? AVM'ler. Bravo. Değil mi? Doğru. Gökyüzüne koca koca işte dikine dikine kocaman kocaman bilmem kaç yüz katlı binalar. Nerede toplanacağız biz? Nerede toplanacağız? Onun için biz yalnızca kendimizi aldatıyoruz. Bunda bak yalnızca siyasetler suçlu, siyasetçiler suçlu değil. Yalnızca müteahhitler suçlu değil. Biz de suçluyuz, biz de. Neden? Çünkü gözümüz doymuyor. O evleri, o rezil evleri yapıyoruz kardeşim. Dere yatağını ev yapıyor muyuz? Doğru. Yapıyoruz. Doğru. Fay hattını ev yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kaçak inşaat çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Yaşadığımız yer İstanbul. Anadolu yakasında gidin bakın yahu evler böyle 10 santim 20 santim aralıkla ya bakıyor birbirine bakıyor yatak odaları. Herkes birbirini röntgenliyor yahu. O binaları yaptık utanmadan. Sorumlusu biziz. Doğru. Sorumlusu biziz. Doğru. Doğru. Bağdat Caddesi civarı da aynı şekilde. Bağdat Caddesi'ne 200 metre mesafede 34 katlı bina olur muydu? Doğru. Rüşvet binası bu. Önümde duruyor işte benim evim Bağdat Caddesi'ne 300 metre kardeşim. Önümde duruyor 34 kat. Doğru. Rüşvetle yapılmış bu. Öbürleri de rüşvetle yapıldı. 6 tane bina var ya. Doğru. Nasıl çıktı bunların? İzinleri nasıl çıktı? Doğru. Meteorolojinin arazisine yapılanlar. Doğru. Doğru. Şimdi Erol o zaman abi, Kızılay'la ilgili biliyoruz bunları bir, işte. Evet. Bir şey mi söyleyecektim? Erol abi, iyi akşamlar Barış arkadaş ben. Belki göremiyorsundur. Görüyor, görüyor. Sesini duyuyorum. Şimdi birader ya. Erol abi, 2017 yılının Haziran ayında CHP İstanbul Milletvekili olarak bir araştırma önergesi hazırladım. Ve 20 milletvekili arkadaşımla bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundum. O günden bugüne bugün şu anda bütün Twitter'da dolaşan Kızılay'la ilgili bilgileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na cevap verilmesi hususunda bir dilekçeyle sundum ve sordum. Dedim ki Erol abi, bir, Kızılay başkanı olarak seçilen, atanan Kerem Kınık göreve gelir gelmez neden yüzlerce memuru işten attı? Nitelikli, Kızılay'ın çalışmasını bilen, depreme hazırlıklarını bilen çalışanlarını işten attı. Ve bu çalışanlar mahkemeye gittiler, işe dönüş davasıyla mahkemeyi kazandılar. Kızılay hem bu kişilere tazminat ödedi, hem de geriye almak zorunda kaldı. Kızılay'ın bütçesinden buradan ne kadar çıktı dedim. Ama esas vahim olan şuydu Erol abi. Şunu ortaya çıkartmıştık o zaman. Çalışma arkadaşım Yavuz Demir'le birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanımdı. Kızılay İstanbul'da aylık 12.500 dolara başkanlık binası kiraladı. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sordum. Bunu hangi gerekçeyle kiraladınız? Ayda 12.500 dolar siz nasıl verirsiniz buraya? Yetmedi. Tarihi bir köşk tuttular Gürkan. Ve buraya da 470 bin TL harcayarak tadilat yaptılar. O hani 10 TL yolla diyor ya. O 10 TL'leri buraya harcadılar işte. Yetmedi. Yetmedi. Genel başkanlık binasını onardılar Erol abi. 1 milyona yakın bir para harcadılar. Genel başkanlık binası için 1 milyon TL'ye yakın bir para. Ne kadar çok para var ya. Ve aynı firmaya davetle iş yaptırdıkları firmaya Kızılay'ın iletişim başkanlığını, iletişim işlerini yürütmesini de verdiler. İhalesiz bir şekilde. Davet usulüyle. Daha acısı. Kaç gündür bu AKP'li troller. Kerem Kınık şöyledir. Kızılay başkanı böyledir. Vefalıdır bilmem nedir diye trollerle tweetler atıyorlar. Bu arkadaşımız göreve gelir gelmez Audi A6 aldı 280 bin TL'ye. Arkadaş senin kimin parasını harcıyorsun sen? Kendi paran varsa 580 bin lira da verebilirsin. Ama benim çocukluğumda sarı zarflarla harçlığımı verdiğim Kızılay parasından 280 bin liraya lüks araç alamazsın. Yetmedi, yetmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sordum. Cevaplanmasını istedim.
Dedim ki Kızılay'ın genel başkanının oğlu gençlik koordinasyonu başkanlığı adı altında oluşturulan birimin başkanlığına atandı mı? Kendisine telefon ve araba tahsis edildi mi? Erol abi 2017'nin üstünden 3 sene geçti bu soruların üstünden. Hala cevap verilmiş değil. Son iki soruyu daha söylüyorum. Sor, ondan sonra dönelim. Paralarımız nereye harcanıyor? Biliyorsunuz bu Kızılay Başkanı 31 Mart seçimleri öncesi çıktı. Kızılay Başkanı kimliğiyle AKP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy istedi. Hatırlayın. Gençler Binali Yıldırım'a oy verin dedi. Ki Fethullah, terör örgütü Fethullahçılarla ilgili attığı tweetleri zaten saymıyorum bile. Ve Gürkan daha vahim bir iddia. 2017 yılında Kızılay'a güvenerek vekalet veren kişilerin kurbanları kesildi mi? Yoksa Kerem Kınık'ın da mensubu olduğu Yeryüzü Doktorları adlı Londra merkezli kuruma mı aktarıldı bu bağışlar? Merkezi Londra'da. Böyle bir bilgi mi var senin elinde? Evet, böyle bir bilgi var. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 20 milletvekili arkadaşımla birlikte sordum. Araştırma önergesi bugün Twitter'da da paylaştım. Ve Aydınlık Gazetesi de benimle bir röportaj yaptı. Sanırım yarın yayınlayacaklar. Ve şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere Erol abi. Bundan sonra da sözü sana bırakacağım. Genel müdür yardımcısı ayda 20 bin maaş ve toplamda 42 bin TL Kızılay'dan para alıyor mu kardeşim? Üf. Genel müdür yardımcısı, bir başka genel müdür yardımcısı toplamda 22.915 TL alıyor mu? Bunları KCA'ya alın çocuklar. Bir daha tekrarlamadık. Bir daha söylüyorum. Başka bir genel müdür yardımcısı. Başkanı bir daha söyle. Başkan ne kadar alıyor? Onun 36 bin TL nakit aldığı iddia ediliyor. 36 bin ya da 31.600 TL aldığı iddia ediliyor. Şimdi başka bir genel müdür yardımcısı toplamda 22.915 TL alıyor mu? Maaş. Genel başkan danışmanı 7.500 TL maaş alıyor mu? Ve en acısı, gelelim asıl zurnanın zırt dediği yere. 2017 yılında bunu sordum. Hala cevap alamıyorum. Bir daha soruyorum ve cevap istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, HDP'li, Saadet Partili milletvekili arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Bu soruları bir daha sorsunlar. Cevaplarını alsınlar. Soru şu. Ürdünlü Muhammed Radvan adlı Kızılay stratejisine 10 bin euro maaşın yanı sıra çocuklarının okul masrafı da ödeniyor mu? Müthiş sorular bunlar. Evet, çocuklar, Kızılay Başkanı. Çocuklar KJ'ye alın. KJ'ye bir alın daha söylüyorum. Onu, evet. Stratejist olarak anlaşma yapılan Ürdünlü Muhammed Radvan'a 10 bin euro maaş veriyor musunuz? Çocuklarının okul masrafını Kızılay'ın bütçesinden ödüyor musunuz? Ey Kızılay Başkanı, paralı trollerle kendini savunduracağına çık bu sorulara bir cevap ver. Bu milletin 10 TL'sini istiyorsan ben o 10 TL'yi vereceksem sana bunları sorma hakkım benim, hakkım. Bu soruların cevabını vereceksiniz. Muhammed Radvan değil mi? Muhammed Radvan. Radvan. Hangi gerekçeyle 10 bin euro maaş veriyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2017 yılında bunları sordum. Hala da cevap alamadım. Şimdi peki. Ben de birkaç şey ekleyebilir miyim? Ekle, mütercimlere dönüyoruz. Hocamdan sonra konuşayım. Peki, yani. Mütercimlere dönelim ama koronayı da soracağım ona. Koronayı konuşayım. Tamam. Erol Bey, bu tabloya söyleyeceğiniz bir iki cümle varsa onu alayım, sonra koronaya geçelim. Bu tabloya söyleyeceğim cümle şu. Ya sizden rica ediyorum Gürkan Acır. Bana lütfen bir uçak bileti Papua Yeni Gine'ye, ben artık hicret etmek istiyorum ya. Erol abi sen de gidersen biz ne yapacağız? Bıktı artık. Doğru. Gitmek istiyorum. Uğraşa ya. Uğraşa. Bıktınız değil mi siz de ya? Çok haklısınız. Doğru. Kızılay Başkanı maaş mı alırmış ya? Kızılay adı üstünde Kızılay ya. Doğru. Kızılay doğru. Madem ki yardım kurumu. Doğru. Üstelik de tıp doktoru değil mi bu evet, beyefendi? Evet, evet. Yardımcıları Kızılay maaş mı alır başkanım? Doğru, doğru. Peki. Maaş mı? Erol Bey, İsmail Kızılay'la ilgili şey. Kızılay'la ilgili ama devam ederiz. Ya, koronayı konuşalım tamam. İsterseniz. Sonra yani bu, çünkü biliyorum hararetiniz kesmedi. Daha konuşacağınız çok şey var. Ona döneceğiz. Erol Bey, koronayı bir konuşalım. Korona virüsünden herkes, yani hastalığın kendisinden hızlı bir şekilde dedikodusu yayılıyor. Sosyal öyle, medya her zaman öyle olur. Öyle olur değil mi? Yani bu her salgın meseleleri acaba uluslararası komplolara müsait bir şey midir? Salgın hastalıklar. Efendim tabii bakın şimdi biz şu anda
koronayı konuşuyoruz ama daha önce 3 tanesini ben anımsatayım. Birisi 1986 yılında ilk tanıştığımız deli dana hastalığı. Ha doğru. Ondan doğru. Sonra ilki 1997 yılında tanıştığımız kuş gribi. Yine çok yakınlarda tanıştığımız SARS. Evet doğru. Şimdi bunlara baktığımızda bir bunların sonuçlarına bir bakalım. Bugünkü Çin'deki koronayla ilgili nedir konuşulan, medyada söylenenler ne, gerçekler ne, yalan yanlış olanlar ne? Her zaman için burada komplolar üretilir. Çünkü bu son derece müsaittir ortam. Hem kişiler üretir hem devletler üretir. Çok hele şimdi ABD ile Çin arasında bu büyük ekonomik savaş var. ABD'nin arayıp da bulamadığı fırsatı Tanrı onların önüne çıkardı zaten. Ha, değil mi? Bu, değil gayet mi? Tabii ki. Değil tabii, mi? Tabii. Tabii, o zaman şöyle yapayım. Bu deli dana hastalığıyla bir iki dakika bak onun sonuçlarını paylaşayım. Ve kuş gribinin orada ne oldu, devletlerin başına neler geldi. Şimdi biliyorsunuz bu 1986 yılında kuş gribi çıkınca özellikle beyaz et ihracatçıları ülkeler son derece etkilendi. Mesela bak bu ülkeler bir sıralama yapıldı. Karşımıza ne çıktı? Bir kere bir şimdi onu görelim. Bak bu 1900 düzeltiyorum. Kuş gribi 1997'de tanışacağız. Sonra 2003'te bir daha karşımıza çıkacak. 2005'te bir daha karşımıza çıkacak. Doğru, doğru. Sonra doğru. Sonra dediler ki hangi ülkeler riskli? Şimdi ülkeleri bir sayayım bak ne göreceğiz. Şimdi Kore, Vietnam, Japonya, Tayland, Kamboçya, Laos, Endonezya, Çin, Malezya, Rusya, Kazakistan, Moğolistan, Türkiye, Romanya ve Hırvatistan. Şimdi bak Asya'da başladı, Balkanların hemen önünde kesildi. Nasıl? Niye? Kuşlar Avrupa'ya uçmuyor mu? Şimdi bir. Bir dakika. İki. Yani ne oldu? Bir dakika Erol Bey açın orayı. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi bakın ne oldu? Buradaki ana hedef neydi? Tavuk çiftlikleri. Ana hedef nedir burada? Efendim ana hedef nedir burada? Dünya bu beyaz et piyasası. Şimdi Türkiye'de o dönemde 40 milyon açıkta gezen tavuk olduğu ifade edildi. Türkiye'de toplam tavuk miktarının 300 milyon olduğu ifade ediliyor rakamsal olarak. Peki aynı şey o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kuş gribi meselesi konuşuluyordu. Onlar da 65 milyon dolar onlar zarara uğradılar. 65 milyon dolar. Türkiye'de çok büyük zarara uğradı. Bir kere turist kesildi. Şimdi turistlerin rakamlarına baktığınız zaman Türkiye'de o dönemde turistlerin yüzde kaç kesildiği 10,1 gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ciddi bir sayı. Efendim kuş gribi tabii son derece ciddi bir sayı. Şimdi 2006 Şubat'ı, şimdi 97, 2003, 2005 bunları gördük ya 2006 Ocak Şubat'a bu rakamlar yansıyor. Ocak ayındaki düşüş 4,7 turizm kesimi Türkiye açısından. Türkiye'nin peki zararı ne diyorsanız günlük 10 milyon Türk lirasıydı o dönemde. Günlük 2 aylık zararın Türkiye açısından toplamı 300 milyon Türk lirası oldu o dönemde. Şimdi anlıyor musunuz? Bu ülkeler, tabii efendim bu ülkeler sayılırken biz bunları unutuyoruz. Evet peki Türkiye'nin ama bir dakika Erol Bey şimdi tamam bu dediğiniz yani neticede bir gıda sektörünün bir bölümünü felç ediyor. Yani daha doğrusu ekonomik bir saldırıya dönüşüyor bu öyle değil mi? Bu bahsettiğiniz evet. Kuş gribi. Peki hı-hı. Bu şey neye dönüşecek? Koronavirüs. Şimdi tamam efendim işte bu rakamları vermemin ana sebebi o. Hı-hı. Bir kere bunları söylüyorsunuz istihdamı unutmayınız. Buralardan kaç yüz bin kişi üretim yapıyor, kaç milyon kişi bunlarla geçiniyor yan unsurlarıyla. Şimdi aynı şekilde ABD'de. Şimdi bak başka bir örneği deli danadan, İngiltere'den vereyim. Ne oldu biliyor musunuz? İngiltere'de hükümet bunun sonucunda 15 milyona yakın antiviral, 3 milyona yakın da aşı satın almak zorunda kaldı. Şimdi bu rakamları verip bu vizyonu ortaya koyduktan sonra şimdi geri dönüp Çin'deki meseleye bakalım. Şimdi Çin'deki mesele, evet bu bir grip hastalığı. Bunun tıp doktorları bir sürü açıklamasını yapıyor. Onları ne anlayacağım ben? Hiç anlamam. Efendim ama şimdi ben işin iki boyutuna bakacağım. Bir, stratejik boyutuna bakacağım. İki, komplo ve komplotörleri boyutuna bakacağım. Şimdi genelde
bu tür salgınlara bakıldığında hemen akla şu gelir. Bu bir kimyasal saldırı mı? Bu bir biyolojik saldırı mı? Şimdi Çin'deki olaya baktığınız zaman ne kimyasal saldırı ne biyolojik saldırı. Çünkü bunu bir kere devletlerin yapması lazım. Çin gibi 1,5 milyar nüfuslu bir ülke. Peki şimdi ortaya çıktı. Ne oldu? Çin bir kenti kendisi muhasara altına aldı. Yani kente giriş çıkış yasak mı? Yasak. İki, şu anda Çin'de ne var? Çin yılbaşısı. Doğru. Ortalama olarak bu tür yılbaşılarda ve aynen bizim geleneklerimizde olduğu gibi milli bayramlarda Çinliler kentlerden kırsala köye giderler. Bu rakam 350 milyonla 500 milyon arasında değişiyor. Bunu nereden biliyorum? Söyleyeyim size nereden bildiğim. Şimdi bu program nedeniyle benim danıştığım bir arkadaşım var. Adı Sinan Uğurel. Bunlar İzmir Dünya Taş, Türkiye'nin ikinci büyük Çin'e mermer ihracatçısı, buranın genel direktörü. Ona rica ettim. Çin'deki sorumlularıyla konuştu. Şimdi anlatacağım bilgiler tamamen Çin'le konuşulup ortaya konulan bilgileri şimdi anlatacağım size. Ben Türkiye'de konuşulan, o yazılan internette falan filan palavralar onlar. Bir kere şöyle başlayayım. Bir, 40 bin Çinli ölmüş de olmuş da bulmuş da. Aklınızı mı yediniz siz? Bakın bugün dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir olay olsa kimse saklayamaz. Bir kere uzaydan herkes izliyor ne oluyor ne bitiyor. Doğru. İki. Doğru. Diyor ki efendim internet, orada bir sürü istihbarat mensupları var, büyükelçilikler var, onlar var, bunlar var. Herkes şöyle sanıyor. Orta çağdaki veba salgını, orta çağdaki kolera salgını, bu Victor Hugo'nun Sefiller romanı, drama yapıldı. Oradaki görüntüler herkesin aklına geliyor. Hay yaşayın yani, vallahi Erol Bey ya. Hay yaşayın. Yani bu efendim bakın ben lisede öğrenciydim. Türkiye'de ortaokul son sınıf. Sağmalcılar semtinde, İşte Arda Turan da oranın çocuğu ya, o sokaklardan çıktı. Kolera sokağından çıktı yani. Efendim kolera oldu. Niye sokaklarda cesetlerden geçilmez? Ne ceset mi gördünüz sokaklarda Allah'ınız aşkına? Boş verin bunları. Bunlar işte diyorsunuz ya, komple bir ülkeye karşı yaratılabilecek olan en büyük desise meselesi şimdi budur. Öte yandan okuyorum. Diyor ki Çin'de toplu mezarlar açıldı, gömüldü. Allah'ın kulları. Çin'de mezarlık yoktur çünkü insanları yakarlar. Delirdiniz mi siz? 5000 yıllık Çin tarihinde mezar mı buldunuz? Hangi arkeolojik kazıda Çinli iskeleti buldunuz siz? Nerede buldunuz? Şimdi gelelim öte yandan. Deniyor ki yiyecekler. Efendim akrep yediler, yılan yediler. Bakınız. 2 yıla yakın Avustralya'da yaşadım. Çinli büyük annem vardı benim, kapı komşum. Çinli. Taylandlı büyük annem vardı. İtalyan büyük annem vardı. Hep evlerine beni misafir ediyorlardı. Efendim Çin'deki geleneksel yemek meselesi yahu 5000 yılın üzerinde. Bu bakın Çin'in genel tavrı şu. Yani yarasa zaman, Erol Bey şunu söylüyorsunuz. Yarasa yiyorlarsa, yılan yiyorlarsa bunu 5000 yıldır yiyorlar. Yeni yemiyorlar yahu, diyorsunuz değil mi? Evet. Doğru. Allah'ınız aşkına evet aynen öyle. Bakın Çin'de tıp ileri değildir. Yani tedavi meselesi falan sıkıntılıdır. Ama Çinli hastalanmasın diye önlemler alınmıştır hep. Evet. Ona göredir beslenmesi. Çinli'ye buzdolabından soğuk su içirtemezsiniz. Mümkün değil. Çinli ya ılık ya sıcak su içer, örnek gibi. Onun için bir kere bu Çin kültürünü bileceksiniz. Bakın ben evlerine girdim çıktım kardeşim. 2-3 güne bir evlerinde sofralarına oturup ben yemeklerini yedim. Ayrıca bakın yarasa yedi, akrep yedi, çıyan yedi meselesi çok kentli kültürüyle ilgili değildir. Köylü ve kırsal kesim kültürüyle ilgilidir. Bizdeki gibi. Şimdi ne oluyor, toparlayayım. Toparlayayım bakın, buyurun. Bunu bu türlü algıyı yaratarak medyada, artık Batı medyası. Bir, Çin ekonomisine inanılmaz ağır bir darbe vuruldu. İşte ben Sinan Uğurel'e sordum ne oluyor diye. Bir kere dedi bir, insanlar kentleri terk edip gitmiyorlar yerlerine. İki, uçak biletleri işte batıdan satılanlar demişler ki daha sonraya aktarılmak üzere biletlerinizi değiştirebilirsiniz. Bir kere ülkenin içinde şimdi turizm yok. İki, her bu türlü yılbaşları geleneksel bayramlarda Çinli müthiş alışveriş yapar. Alibaba sitesine bizim yılbaşı 11 Kasım'dakine bir baksınlar. 11 dakikadaki satışa baksınlar. 11 dakikalık. Bak orada ne görülecek. Dolayısıyla şimdi bir kere içeride bu da çöktü mü? Öte yandan şimdi Çin ülkeye turist gelmiyor. Çin'den yurt dışına çıkmıyor. Çin'de borsa inanılmaz bir dalgalanma yaşadı.
Yalnızca Çin değil şu anda bakın. Tayland. Hong Kong, kapandı bu arada Erol Bey. Borsa kapandı. Çin borsası tamam, bakınız, işlem dışı kaldı yani. Efendim bak ben de şunu işte ben de tam da onu anlatıyorum size. Bakın ve yalnızca Çin değil bütün çevresindeki ülkeler etkileniyor. E peki bunlardan kim kazanıyor? E bunlardan kazanan bir ilaç şirketleri, iki şu anda ABD. Affedersiniz. Demin İngiltere örneğini verdim ya deli dana hastalığında bak ne kadar aldı. Peki çevre ülkelere bakınız. İşte şu an diyelim ki Hong Kong'tasınız, Tayland'tasınız, Bangkok'tasınız. Hemen nereye koşuyorsunuz? Eczaneye. Ne arıyorsunuz? Maske. Peki o maskeleri kim yap? Hangi dünya şirketi yaptı uluslararası dev 3M şirketi? Yoksa nerenin, o maskeler? Nerenin o şirket? ABD. Uluslararası orijinli. Tabii canım. Ne yapıyor şimdi? Yok satıyor. Yalnızca maskeden söz ediyorum. Peki aşı? Kim verecek bunları? Şu anda yine yeni bilgi. Çin'e bu SARS hastalığına müdahale eden profesör, ünlü doktor vardı ya. Şimdi Çin'e onu geri çağırmışlar. Şimdi o yeniden müdahale ediyor. Çok SARS'ın ekibi tamamen işe hakim olmuş durumdaymış şu anda. Ne yapılıyor? Bakın şimdi yiyecek sektörü. Çin'de de çökmüş durumda. Ülkeye şimdi giriş çıkış olmayacak. Çin zaten dışarıya biliyorsunuz yiyecek sektörüyle ilgili bir şey satmıyor. Kendisine zaten ancak yetiyor. Peki ülkeye girecek olanlar. Dolayısıyla ekonomisi şu an için müthiş ağır bir darbe aldı, sarsıldı. Evet. Tam da dedim ya ABD ile Çin arasındaki bu büyük ekonomik savaş konuşulurken bakın bütün bunlar oldu. Öte yandan Çin... Aşağıda Güney Denizi'nde donanma dolaştırıyor idi. Orada başka problemler vardı. Tüm onlar konuşuluyordu. İşte bu İpek Yolu projesi konuşuluyordu. Öyle bir dönemine geldi ki kısacası şimdi işte bütün böyle hurafe uydurmaya, komplolar yaratmaya falan son derece uygun bir süreci yaşıyoruz. Erol Bey. İşte Türkiye'de buradan ders çıkarsın. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ederim. Ya o kadar hani zihin açıcı ve güzel değil mi? Evet. Ha, yani harikulade öyle bir güzel bakmadığımız bir pencereden açtınız ki böyle hani ciğerimiz oksijen doldu desem yeridir. Ağzınıza sağlık. Ben bunun fazlasını sizden pazar günü alırım. Efendim anksiyeteniz varsa beni gıdım gıdım takip edin. Direm direm. Gıdım gıdım değil. Direm direm. Erol Bey size çok çok efendim, teşekkür ediyorum. Hepinize, ama bir arkadaşımız iyi yayınlar, iyi geceler. Sağ olun. Bir dakika. Bir kardeşimiz var orada, yaşına yakalı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu yayını onun sayesinde gerçekleştiriyoruz. Aynen, o kardeşimize vallahi de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Aynı şekilde var. Kız evini terk edip geliyor. Geliyor bizim evet. Yüzümüzden bu kız boşanacak. Evet. Allah. Yani diyor Allah korusun. Peki çok teşekkür ederiz. İyi geceler efendim. Efendim ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Sağ ben de teşekkür ediyorum sağ yaşına. İyi ki hatırlattın. Sağ ol. Var. Sağ çok teşekkürler. Sağ olasın. Reklama girmeyeceksin mi? Girmeyeceğiz İsmail. Tamam. Senin için reklamları da iptal ederiz. Söyle. Şimdi az önce Barış açıkladı. Önce şunu söyleyeyim. Bu Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık'ın adı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın adı artık depremden sonra bir protesto konusu haline gelince Kızılay bir açıklama yaptı. Kerem Kınık açıklama yaptı daha doğrusu. Evet yanındayız artık. Kızılay, evet yanındayız, önündeyiz, şurada buradayız açıklamasında. Kızılay kurum olarak başkanına kefil oluyor ve açıklamada şöyle bir husus dikkatimi çekiyor. Bizler Kızılay Genel Başkanı'nın, siz kimseniz bu arada, bizler Kızılay Genel Başkanı'nın tamamen gönüllü olarak gece gündüz demeden gerek afet gerek çatışma bölgelerinde kendi canını içe sayarak görev yaptığına şahidiz. Bir saniye şimdi. Tamamen gönüllü olarak da para almıyor mu? Yani para almıyorsa parayı almadığını açıkla. O zaman rahat rahat para almadığını açıklasın. Biz de helal olsun diyelim. Bak adama neler yapıyormuş parasız diyelim. Tamamen gönüllü olarak. İkincisi... Gerek afet, gerekse çatışma bölgesi, kastettiği burası Suriye. Evet. Ya Kızılay'ın çatışma bölgesinde işi ne ya? Doğru. Yani... Ne yapıyor yani? Gidip insan, çatışıyor evet, mu? Evet, insan... Var, kadınları var. Söyleyeceğim şimdi. Peki. Burada deniyor ki tamamen gönüllü. Kastı nedir? Elazığ depreminden sonra orada gidip vakit geçirmesi mi kastediliyor? Yani orada yardım faaliyetleri organize etmesi mi kastediliyor? Yoksa genel olarak Kızılay'dan para almadığı mı iddia ediliyor? Eğer öyleyse Süleyman Soylu da orada, Murat Kurum da orada, AFAD Genel Müdürü de orada. Yani ne alakası var? Para almıyor değil, para alıyor. Ne kadar? 31 bin lira bilinen. 31 bin lira. Yardımcıları Barış'ın dediği üzere 24 bin lira. Ve son 4 yılda
%118 artmış paralar. Zam gelmiş. Yani. %118 maaşı açıklamış zaten. Şimdi bak. Az önce mi dedin? Evet evet tweet atmış. Ha, dur bakalım ya. Senin gönderdiğin tweet bugün. Hayır o eski. Ha, eski. O eski. Tweet. Şimdi bu konu ilk defa gündeme gelmiyor arkadaşlar. Eylül ayında bir daha gündeme geldi. Bu Kızılay Genel Müdürü maaşı. Ve orada kamuoyuna tweetler atarak bir açıklama yaptı. Diyor ki belli odaklar varmış bunu yıpratmak isteyen. O zaman kendisi açıklama yapıyor. Hukuksuz yolla elde ettikleri kurumsal bilgileri mecralarda paylaşarak sanki gizli saklı kurası işler var hafası oluşturmaya çalışıyor. Yani bu bilgiler gerçek. Tabii. Yani bilgilerde bir sorun yok. Ya ben milletvekili sorun... olarak sordum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivinde var. Tutanaklarda var. Bu sorulara hala cevap veremiyorlar. Bu soru demek ki ortada bir yanlış bilgi yok. Kızılay Başkanı'nın ifade ettiği üzere bazı bilgilerin yani elde edilmemesi gereken bilgilerin elde edilmesi söz konusu o zaman doğru. Diyor ki başlığa bak nedir bu maaşlar? Hani gönüllüyüm ben para almıyorum demesini İsmail, bekliyorum. Lafını unutma da bir son dakika var. Yok yok çok önemli. Peki. ABD. Küba'da 7.4 büyüklüğünde deprem oldu az önce, bir dakika önce. Nereden gördün ya? Twitter'dan gördüm. Öyle mi? Tamam. Küba'da 7.4 büyüklüğünde sallanıyor evet. Küba şu anda. Şimdi bu maaş meselesi geçen Eylül ayında da ortaya atılınca başkan açıklama yapmış, tweet atmış. Nedir bu maaşlar? Ben sana attım tweet'i, istersen ekrana da yansıtabiliriz. Nedir bu maaşlar diyor. Aynen okuyorum. Kızılay maaşı ödeme sistemi piyasa kurallarıyla formüle edilir ve güncellenir. Neymiş? Kızılay maaşı ödeme sistemi piyasa kurallarıyla formüle edilir ve güncellenir. Sektör, ölçek, bütçe, personel sayısı, risk gibi parametrelerle ilgili parametrelerle 1800 adet kurum ve ticari müessesenin yönetici ve çalışan personel maaşlarının ortalaması alınır. Hangi anladınız personeli mı? Alıyor? Şimdi bak açık devamı da var. N3 seviyesine, N3 de şuymuş, genel müdür, genel müdür yardımcısı, direktör ve müdür. Bu ortalamanın %80 ve 90'ı bunun altındaki uzman yardımcılarıyla destek personeli ise piyasa ortalamasının %100'ü ve %30'u arasında değişen tutarlarda maaş verilir. Çalışanlarımız fedakardır diyor. Ne anladınız buradan şimdi siz? Gönüllü mü çalışıyor, para mı alıyor? Para alıyor. Maaşlarını da artırmışlar zaten. Para alıyor, neye göre para alıyormuş? Piyasadaki ortalama sektör analizi yapıp 1800 civarında kurum ve müessesenin ortalamasını alarak. Hangi kurumlar mesela bunlar? Şimdi belli bak, mi? Vermiyor. Vermiyor. Ama diyor ki bizim diyor bilginiz olması bakımından şu kadar çalışanımız var diyor. Grup bütçemizi söylüyor. Kızılay'ın bütçesi. Kızılay'ın çalışan sayısı 2015'te neymiş biliyor musun? 5000. 2019'da neymiş? 9700. Bu %100 artışın sebebi nedir? Ne oldu? Bunun sadece 2200'ü Suriye'deymiş. Ya Kızılay'ın 2200 personeli varmış Suriye'de. Rakama bak. İkincisi Kızılay'ın bütçesi 2015'te 900 milyon liraymış. 900 milyon TL. Milyon lira evet. 2019'da 7 milyar TL. Öf. Nasıl bir para? 7 milyar TL arkadaşlar. Bu korkunç bir TL. 2018 ölçeğinde sadece personel gideri olarak 400 milyon TL ayrılmış. 2018'de 360 tam rakamını söyleyeyim 360 TL yani 2015'te bak bir daha söyleyeyim vurgulayayım 2015'te bütün bütçesi Kızılay'ın kendi resmi rakamına göre bu Kızılay Başkanı'nın tweetine göre 900 milyon TL 2018'indeki yine Kızılay'ın kendi resmi sitesindeki evrakına göre 2019'da bütçe personel gideri için harcadığı miktar 350 milyon TL. Bu ne demek biliyor musun? Bir önceki bütçenin 1/3 maaşa gidiyor demek. Ya bir önceki tüm bütçenin 1/3 arkadaşlar. Ve şimdi Kızılay Genel Müdürü. Başkanı. Kızılay Başkanı. Bu bütçenin de hakkını vermeyerek. Acı payamlıları yüzüstü bırakarak. Deprem bölgesinde duyduğum kadarıyla bakanları da pişman ederek. Bakanların da ona tepki göstermesine neden olacak şekilde hareket ederek. Kızılay'ın civarını yerle bir etti. O zaman bir soru soralım. Bir saniye devam edeyim. Kızla itibarını yerle bir etti. İsmail, bu husus İsmail önemli. Dur. Husus önemli. Bak şimdi izleyicilerimiz bize kızıyor.
Elfin Hanım'ı getirdiniz, evet, konuşturmuyorsunuz diyorlar. Yok, ama hayır, dur. Hakkını yedirmeyeceğim ben. Hayır. Bir dakika, bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra uzun uzun vereceğim söz. Bir cümleyle bitirecektim. Yani biz pozitif ayrımcılık yapalım derken ben cümleyle bitirecektim. Ben dinliyorum. Bu dosyalar, bakın bunlar araştırmacı gazetecilik işi aslında. Yani biz tabii ki siyasi olarak yorum yapıyoruz tabloya yönelik ama sizinki yani Uğur Mumcu gazeteciliği öyle değil mi? Yani İsmail tabii. Bey'in yaptığı çok Barış Erdoğan'ı sizi... Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz sizi zevkle dinliyoruz. Sağ olun, naziksin. Bir şey ders sonra söyleyeceğim söylediğini. Dinliyoruz. Hayır, söyleyeceğim şimdi söylediğini. Söyleyeceğim diyor ki Dersu diyor ki abi ne olursun İsmail Saymaz'a söz verme, reklam kaçtı bitti, diyor. Bitti. Neden hala burada oturuyor bu başarısızlığa rağmen? Acaba bu 31 Mart seçimlerinden önce Binali Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak Binali Yıldırım evlenecek her çifte 8000 TL destek vereceği şeklindeki vaadini paylaşarak hem gençler bizim zamanımızda Binali Yıldırım ağabey gibi halden anlayan da yoktu. Siz şanslısınız diye tweet attığı için mi? Tamam. Binali Yıldırım halden anladığı için mi? Peki. Soruyu şimdi mi sorayım? Hayır aman reklamdan gittik sonra. Reklamı kaçırdık. Tamam. Reklama gidiyoruz. Üçüncü bölümde var. Sonra bir 15 dakikalıkta bir şimdiki zaman kulis bölümü yapacağız. 12'den sonraya taşıyoruz ona göre.